Yapar ya selam. Evet. Ha, mercimek çorbası mı? Evet, bu sade size mercimek çorbası. Bu da mesela özellikle herhangi bir çok deli bir şey. Mesela hasta şeylere çok iyi geliyor. Mesela evet. Özellikle bu kemiğin ilkleri, tamam, bu kemik çorbası. Çünkü bu... Sanmıştı onu ama içi maskenesi bu arada. Mercimek. Bu da mercimek. Bu mesela sudan, sonra suyunu doldurup içine kemik koyup tuzu atıp farına atıyoruz, sabaha kadar kaynıyor. Maşallah, yine Japonya'ya gideceksin yani. Evet, evet, döneceğim. Evet. Tamam, yaş maya, tamam mı? Özellikle. Bu tırnaklı pide, mesela lavaş oluyor, tırnaklı oluyor. Şimdi lavaşın hamuru nasıl gösterdiğini göstereyim sana. Yok, bunda hiç maya yok. Bu hiç maya yok. Sadece gördüğünüz gibi. Yani zorunu çekmiyor pek Türkçe'ye da. Ekmekleri bitirdiğim zaman bir tane ekmeği vereceğim. Kadına bak. Mesela eşit bir şekilde çizdim. Onun için böyle fikirleri çeviriyorum. Gitti İstanbul'a mı? Ne zaman İstanbul'a? Ben 2010, 14 yaşından İstanbul'a geldim. Ailem bıraktı, buraya geldim. Kurbette yaşadım, beklerdi. Çünkü İstanbul'da bizim arada iş yok yani. İş yok. Hani mesela gariban bir yer. Hani İstanbul'da iş var. Oralarda iş yoktu. İstanbul'da ustalarım bana öğretti. Onlar da işte ben de bulaşıcılık yaparak, işte komünlük yaparak, onların elinde çalışa ben bu işi öğrendim. Bizim mesela dedelerimiz, hep büyüklerimiz hep hayvancılıkla, özellikle ağrı hep hayvancılıkla uğraşıyor. Siz o zaman buraya geldiyseniz, orada başka bir kardeşiniz, abiniz. Evet. Evet, evet. Başka bir kardeşleri falan işte yapıyorlar. Bir yıl içerisinde işte kebapçı oldum. Kebapçı, fırıncı, bu döner. Neyse arkadaşlar, yani ondan sonra ben fırıncılık yapıyordum ve kendi buraya, abim burada çalışandı ve geldik burada beraber parayla, yani 70-80 bin lirayla aldık, kendi işimizi kurduk. Yes! Pideyi böyle yapıyoruz. O gördüğün şey, böyle kenarlarını yumuşasın diye bu yağ, tamam mı? Arkadaşlar böyle istiyoruz değil mi? Tam zamanda geldi. Yani.
Şar, kayınma tamam mı? Gidik aklıma takdire Nikola. Bunu yani nereye götürüyorsunuz acaba? İş yeri mi, ev mi? İş yeri. İş yeri. Sigotoba, otana. Yok yok yok.家に注文するっていうのはすごく多いんですよ、スタンプ。Aradaki köy, bizimki köy şey olduğu zaman bizimki tandır. Peki sen tandır biliyor musun nasıl olduğunu? Yuvarlak bir şekilde, tamam mı? Yavaş gibi elle açıyorlar onlar. Elle açıyorlar ve yerine çukur gibi biliyor musun? Aynı yerin dibindeler biliyor musun? Öyle yapıyorlar ekmek. Bizimki mesela şu anda bu yaptığımız ekmekle aradaki ekmek bir değil. Yani ekmek yapma şekli hepsi eski mayadan olduğu için. Evet. İşte onu merak ediyorum. Ben şimdi doğrudur. O eski mayada bahsettiği şey normalde bir önceki şeylere göre bu yeni mayalar çıkmadan öncesi insanlar ekşi mayayı kendi evine yaparlar. O evet onu soruyor. Evet o kendi evine yaparlar. Ama şu an Ağrı'da bile artık o yapıyor. Yok artık o yapıyor. Hı, o Ağrı'da mı o soruyor mu o yaptı? Yani şu an yani Türkiye'nin genelinde ha, yapan var mı dedi. Şimdi belki kendi evinde mesela kek için, pasta için bu tarz şeyler ekşi maya yapılır. Veya zor durumda kaldıkça yapılır ama insanlarımız şu anda o kadar sosyolojik olmuş ki üşeniyor artık bazı şeyleri kendince yapmak. Her şey hazıra alışmışlar. Ağrı'da anneanneniz, babaannenizin, dedenizin jenerasyonu kullanıyor muydu? Nasıl yani? Nasıl yani? Sizin dedeleriniz o ekşi mayanı kullanıyor. Tabii ki. Kullanıyor. Evet kullanıyor. Ama annenizin jenerasyonu artık kullanmıyor. Kullanmıyor. Yani, o kadar sana mı olacak? Evet şimdi gel. Aslında normalde arkadaşlar şey, ekşi mayanın yapılışı o kadar zor bir şey değil. Basit bir yapı şekli vardır onun. Sadece aynı şekilde yine un, işte kebe, yumurta, tuz bu şekilde zamana getirerek yoğurt şey bir gece ya. Ve iki gece denetirerek bir şekilde mayalaştırmak haline getiriyor. Daha ufak bazı şeyleri bilmiyor. Tamam. Evet, seksi dördü. Gördün sen. Bunlar dürüm olacak şimdi. Tamam mı canım? Şimdi. Kardeşi benim. Ekmek değerli midir? Tabii ekmek olmazsa olmaz yani. Her şeyde ekmek var. Yani zaten dünyada, yani şu anda herkes ekmeği için. Her şeyden önce ekmek. Yani şimdi elbette her türlü karnını doyursa ama böyle ürünlerde hiçbir ekmek olmadan olmaz yani. Mesela bu yanda peynir olmasa aslında çok zor durumda. Sade yine yapıyorsa ama peynir sade yenir mi? Yok olmaz. Yani ekmeğin yanında, etin yanında ekmek olmazsa olmaz. Kahvaltının yanında olmazsa olmaz. Yani ekmek bizim bir hayatımızın parçasıdır. Yani biz ekmeğe karşı yani ekmek bizim her şeyimiz. Başkan, sana tavuk şiş yapayım. Şimdi bu dişi yeni terbiye koymuşum sert olur. Vallahi.